dönemde katıldığınız bir YouTube programı var. Hayat Okulu programında sevgili Simge Fıstıkoğlu'nun da sorularını yanıtlamışsınız. Yine kırmızı mı geliyor? Hayır, sorumuzun rengi kırmızı değil. Kırmızı soruyu başta belirtiyor olacağım. Tamam. Baro Başkanlığı'na yeniden aday olacak mısınız diye size bir soru yöneltiliyor. Siz de çok net bir şekilde benim için bitti, aday olmayacağım diye de cevap vermişsiniz. Ancak sosyal medya paylaşımlarınıza baktığımız vakit şimdi yeni seçilen baro yönetimine ilişkin pek çok eleştirilerde bulunduğunuzu görebiliyoruz. Yine sosyal medya hesaplarınızdan bazı meslektaşlarınızın size yönelik eleştirilerine yanıt verdiğinizi de görüyoruz. Yani Barolar Birliği ile aranızdaki ilişkinin sadece bir avukatlık ilişkisi olmadığı da aşikar. Barolar Birliği Başkanlığı acaba içinizde bir uhde olarak kaldı mı? Nihayetinde soru gelsin. Metin Feyzoğlu meslektaşlarına kırgın mı? Hayır. Hayır, meslektaşlarım oylamadı ki beni. Yani tabii delegeler de meslektaşlar ama ben asıl hizmet ettiğim on binlerce meslektaşımın zaten teveccühünü alıyorum. Binlerce mektup yağdı, mesaj yağdı seçimden sonra. Hiçbir kırgınlığım yok. Zaten bunun üstüne bir hizmet aşkı olmaz. Ben hizmet aşkıyla yanan bir insanım. Hizmet ettim ama o dönem benim için bitti. Dolayısıyla kapandı. Ha, şimdi diyeceksiniz ki yani neden eleştiriyorsun yeni yönetimi? Hayır, çok kısıtlı eleştiriyorum. Eleştirmeye girecek olsam bunun 10 katını, 100 katını hak edecek işler yapıyorlar ama başkaları yapsın istiyorum. Mesele şudur. Biz şöyle bir kültür aldık kendi büyüklerimizden. Seçim biter, geride bıraktığımız cam kırıklarını toplarız ve kendi işimize bakarız. Kazanan kendi projelerini hayata geçirmeye başlar. Bu arkadaşlarımızın talip olurken tek projeleri Metin Feyzoğlu'nu altı benzemez olarak devirmek olduğu için, altı benzemezi bilerek söylüyorum, altı benzemez olarak devirmek olduğu için bir proje geliştirme durumunda değiller. Çünkü onun projesine bu karşı çıkar, bunun projesine bu karşı çıkar. Bunların bir tek ortak noktası vardı, Metin Feyzoğlu'nu gönderelim. Yerine ne yapalım? Yerine bir projeleri yok. O sebeple seçildiği günden bu yana arkadaşlarımız televizyonlara çıkıp şimdi Metin Feyzoğlu'nu devirdik, sıra diğer tek adamda. Şimdi bakın, doğrudan doğruya siyasettir bu. Yani Metin Feyzoğlu'nu devirdik, şimdi sıra Tayyip Erdoğan'ı devirmekte. Metin Feyzoğlu gitti, diğer diktatörün devrilmesine sıra geldi gibi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin programlarına katılma, HDP'nin programlarına katılma. Bitiriyorum. Özetle şu, benim üstümden bana vurarak artık eleştiri sınırını çok zorlayan cümleler ve saldırılarda bulunarak siyasetlerine devam ettikleri sürece ben de gördüğüm her şeyi değil ama artık görmemenin mesleğime saygısızlık olacağını düşündüğüm fahiş konuları dile getiririm. Çünkü benle siyaset yapmaya devam ediyorlar. Projeleri yok. Pekala. Hizmetleriyle gündeme gelsinler. Hani diyor ya, fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum diyor ya Einstein. Bu lütfen hizmetleriyle de gündeme gelsinler. Pekala. Hizmetsizlikle değil.